Evet, şahıslar adına ikinci söz Fahri Çakır Bey'e ait. Buyurun Fahri Bey. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce yeni idrak ettiğimiz Kandil Gecesi'nin alem-i İslam'a hayırlı olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yavrularımızın Çocuk Hakları Günü'nü tebrik ediyorum. Tabii Edirne Milletvekili Sayın Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet diliyorum. CHP grubuna, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanunun teklifinin ikinci maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2 Taksim 1287 esas numarası ile teklif edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle anılan kanunlarda düzenleme yapılarak milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ve üyelerine aday olamamaları veya seçilememeleri halinde eski görevlerine dönme imkanı tanınmak istenmektedir. İşin aslı budur. Dolayısıyla şimdiye kadar olup biten, siyasallaştığı ya da işte tamamen siyasi noktaya çekildi denilen sadece bu oda ve borsa başkanlarının, meslek odalarının başkanlarının siyasete aday olduklarında, seçimlerde aday olduklarında, seçildiklerinde sorun yok. Seçilemediklerinde geri dönmesini sağlayacak bir düzenleme ya da aday olup aday olamamaları halinde tekrar geriye gelmelerinin önünü açacak bir düzenleme. Şimdi bu lafı alıp, bu kanun düzenlemesini alıp, siyaset öyle oldu, siyaset sivil toplum örgütüne girdi, STK'lara dahil oldu demenin bence hiçbir anlamı yok. Çünkü biz siyasetin eğer varsa önünde bir takım barikatları açmış olmamız lazım. Siyasete hatta özendirmemiz lazım. Bu insanlar siyasetin önünde şu veya bu şekilde engel görmemesi lazım. Dolayısıyla girmelerinde bir engel yok ise neden seçilemedikleri zaman geriye dönemesinler? O bulundukları yere gelebilmek için maşakkatlı bir yol kat etmediler mi? Kendileri bulundukları sivil toplum örgütünün başında yönetim kurulu olmak noktasında, yönetim kurulu başkanı olmak noktasında bir hayli eziyet çekerek seçimle gelmediler mi? O halde seçimle geldikleri yerde fevkalade geçmişte bir grubun gerilerindeki destekçilerinin mutlaka kabulleriyle oraya geldi. O halde seçilemedikleri yerde geriye dönmelerinin adrese teslimdir, başkaca alel acele yapılmış bir kanundur demenin de bir anlamı yok. Eğer hayırlıysa bu iş, hayırlı işte acele de etmek lazım. Bence hayırlı da bir iş. Hatta gecikmiş de bir düzenleme. Niye gecikmiş bir düzenleme? Neden bu şekilde geriye dönmesi başka kurumlarda olduğu halde biz bunu vermiyoruz? Kaldı ki bu kurumların biliyorsunuz yönetim kurulu üyeleri ve başkanları zaten meclis üyeleri. Ve bu kurumların meclis başkanlarının istifa etme zorunluluğu da yok. Bir taraftan meclis başkanına diyorsunuz ki istifa etmeden sen devam edersin, seçilemediğin yerde geriye dönersin. Ama yönetim kurulu başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine hayır, sen seçilemezsen, aday adayı olamazsan ya da istifa etmek zorundasın, geriye dönüşün kapalı. Bunu ben doğru bulanlardan değilim. Dolayısıyla konuştuğumuz ve üzerinde durduğumuz STK, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, ki ben odacıyım, o kurumlardan geliyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye iş üreten, aş üreten, evine ekmek götüren, istihdam edilenlerin tamamını, vergiyi veren en üst çatı kuruluş. Bu kuruluş ve bu kuruluşa mensup olanları doğrudan ilgilendiren bir kanun düzenlemesi. Esnaflarımız hakeza öyle. 3180 adet esnaf odası var bu ülkede. Dolayısıyla neden onlardan bu hakkı, var olanı kullanmalarını elinden alalım? Kaldı ki o arkadaşlarımız dönse tekrar kurumlarında aynı görevine icra ediyor halde olsa
kime ne zararı var? Kime ne zararı var? Siyasallaşacak. Ya neresi siyasallaşacak? Adrese teslim. Hangi adrese teslim? Adres şu. Millet adres, evet doğru. Bakınız hayır öyle değil. Adres millet. Onlar konuşulabilir. Bakınız. Bakınız onu konuşabiliriz, tartışabiliriz. Anlaşabilirsek yolumuza devam ederiz. Sayın milletvekilleri bakınız. Bakınız burada şu var. Siyasetten bu kadar çok korkup ürkmenin bir alemi yok. Artı başka bir şey daha var bakın. Bütün bu istifa edenler gidecek, bir şekilde seçilecek ya da seçilemeyecek, aday olamayacak. Ondan sonra geriye dönecek. Hepsi bunların AK Partili mi? Bu partilerden başka partilerden olmayacak mı? Hiç şüphesiz olacak. O halde bu kaygı, bu kuşku niye? Değerli arkadaşlar, sadece muhalefet etme adına bu STK'ları bu töhmet altında bırakmanın bir alemi yok. Evet, bu STK'larda gidenin de gelenin de önü açık olmalıdır diyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Yüce Genel Kurulu, saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, öncelikle günün ilk konuşmasından bu son konuşmaya kadar tüm konuşmacılar Erdim vekilimizle ilgili iyi dileklerini, rahmet dileklerini ilettiler. Sayın konuşmacıya da nazik başlangıcı için teşekkür ediyoruz. Ama bir hatayı düzeltmek lazım. Konuşmacısı boyunca bu STK'lar diye bahsetti. Anayasa 135 kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerini düzenliyor. Bunların hiçbirisi sivil toplum kuruluşu değil. Hatta bunlar baya baya siyah plakaları olan, yaptıkları görev kamu kurumu niteliğinde olan görevler. STK dediğiniz sivil toplumdur. Derneklerden, sendikalardan bahsedersiniz. Bazı üyelerinin görevlerini yapmaları, mesleklerini yapmalarının kayıt zorunluluğu olduğu bir şeyin sivillikle hiçbir zaman ilişkisi yoktur. Bu çatı altında kavramları doğru oturtalım. Konuşmanızın son kısmında kimin ne zararı var? CHP'nin komisyondaki tavrı belli. Diğer 17 meslek örgütüne tanınmamasından bu hakkı eleştiriyordu. Bu konuda grubunuz da buna şahittir. Ancak dönüp dolaşıp bu STK'lar bunlar sivil mivil değil. Bunlar. Evet. Soru cevap işlevi için talep yok. Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Birleşime 3 dakika ara veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19. birleşiminin 6. oturumunu açıyorum. 14 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. Gündemimizde başka bir konu bulunmadığından alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.